Doğanşehir'in Topraktepe köyündenim. Bu faciadan en çok etkilenen köylerden birisi ve ilçelerden birisi bizim işte memleketimiz. Hem Topraktepe'de hem Doğanşehir'de yerleşim yeri tamamen alt üst olmuş durumda. Evlerin %95'i neredeyse, hatta bazı daha fazlası bile diyebilirim, yerli biri olmuş durumda. Köy insanların çoğu köyü terk etmek zorunda kaldı. Şu an yaşayan 45-50 civarında insan kaldı. Depremin ilk gününden itibaren ben duyduktan sonra ikinci günü yola çıktım. Üçüncü günü sabahından beri buradayım. Bu hem Doğanşehir'in 40 yerleşim yerine ulaştık biz. Gönüllüler olarak bir araya geldik. Özellikle ilk gün 3 tane buralı olan arkadaş İzmir'den yola çıktık geldi. Ve fark ettiğimiz şuydu, insanlar kendi kaderini terk edilmiş durumdaydı. Ayakta kalmaya çalışıyorlardı. Bir yandan can kayıpları yaşanırken bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılayamamaları insanlarda şok etkisi yaratmıştı. Hı hı. İşte biz gönüllüler olarak burada kendimiz elimizden geldiğince tanıdığımız insanlara, ulaşabildiğimiz yerlere ulaşıp buradaki ihtiyaçları belirleyip 40 tane yerleşim yeri, işte köy ve mahalle olarak insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hep farklı illerden gelen arkadaşlarla bu çalışma yürüyor. Hı hı. Bir depo ayarladık. Bu depoya işte halktan gelen yardımları topluyoruz. Sağ olsun genç arkadaşlar, dışarıdan gelen genç arkadaşlar tasnifte, dağıtımda yardımcı oluyorlar. İşte gönüllü bir pick-up bulduk. O pick-up'la olabildiğince köylere ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama bu durum ne zamana kadar böyle sürer? Bu insanlar nasıl yaşama devam eder? Açıkçası kafamızda soru işareti. Burada bir düzen ve süreklilik sağlanmadığı sürece bu insanlar gerçekten yani ölümle baş başa kalmış durumda olacaklar. Çağrımız şu, yani biz buradaki insanların hayatta kalabilmesi için gerçekten yetkili hiçbir yerden tam da ihtiyacı karşılayacak bir katkı olacağını düşünmüyoruz. Ve halkın kendi arasındaki dayanışmayla, yardımlaşmayla ayakta kalabileceğine inanıyoruz. Olabildiğince bu yaşananları unutmadan, dayanışmayı sürekli kılarak bir şekilde buradaki insanlarla birlikte yaşamı devam ettirmeye çalışmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Koordineli bir devlet yok burada. Belki sadece hani benim karşılaştığımda, iletişim kurduğumda hala vicdanını kaybetmemiş, insani yönü olan işte yetkililerin içinden bazı insanlar olabildiğince sormaya çalışıyor hani ne ihtiyaç var gibi. Ama kesinlikle koordinasyon yok. Mesela bugün gerçekten çok şaşırdım ben. Yani hala şaşırabildiğime de şaşırıyorum açıkçası. Bir tane daha depo var. İçinde gıda dolu ama o devlet denetiminde. Halk gidip alamıyor çünkü yetkili birinin imzası gerekiyormuş. Hı hı. Ve o yetkiliyi bulmak da sorun. Çünkü buradaki sorumlu insanlar da hani devletle bağlantılı çalışan insanlar da sonuçta bu depremden etkilendi ve onların da psikolojileri iyi değil. Yani iletişimde bile sürekli bir gerginlik hali yaşanıyor. Ve depoda gıdalar dururken halk o gıdaları alamıyor. Biz gönüllüleri bekliyoruz işte gıdalar gelmesi için. Hani burada çalışan kolluk güçlerinden de, güvenlikten de hani bugün mesela gelip işte bizim çok acil iç çamaşırı, çorap ihtiyacımız, işte temel ihtiyaçlarımız gerekiyor. Deponuzda varsa işte biz de alabilir miyiz diye ciddi anlamda onların da zor durumda olduğuna da tanık olduk aslında. Biz şu an burada HDP Gençlik olarak Malatya Doğanşehir Çoluk Köyü'nde depremden bu yana halkla iç içeyiz. Burada bulunan depolarımızda erzak, gıda, giyim, soba, ısıtma, kömür, onun nezdinde halkın ihtiyaçlarına göre sıralama yaparak halkımıza dağıtıyoruz. Hı hı. Öncelikle gidip dolaştığımız, gezdiğimiz köylerde halen ulaşılmamış köyler var. Çadırın gitmediği çok köyler var. Orada insanlar çok mağdur. Yani halkın hep söylediği depremden kurtulduk ama biz soğuktan yani öleceğiz diye bahsettiklerini biz şahit olduk. Genel olarak halkın bizden istediği gıdadır. Bundan sonra biz ne yapacağız? Soğuktan öleceğiz. Kıyafet istiyorlar. Yardım çağrısında bulunuyorlar. Dışarıda kalmadıklarını belirtiyorlar. Çünkü çoğusunun hepsinin evi yıkılmış.
Çelikan köyüne gittiğimizde orada da çoğu insanların vefat ettiğini biz orada öğrenmiş olduk. Evet, deprem yaşadılar. Depremden sonra da cenazelere ulaşılmadı. Oradaki cenazelerin çoğusuna kurtların yediğini duyduk. Başka arkadaşlarımızın başka köylere gittiğinde orada deprem sırasında soba yangınından ölen insanlara şahit olduk. Yani burada çok büyük bir felaket var. Yani bu yüzden tüm dünyaya, tüm halklara yani büyük bir çağrıda bulunuyoruz. Yani herkesin bir şeyler yapıp paylaşma zamanıdır. Yani bu insanları biz kendimiz kurtarabiliriz. Bir yardım eli uzatırsak o insanların da hani sıcak bir yere, sıcak bir çadıra yani onlara iyi geleceğine inanıyoruz. Bundan kaynaklı herkes duyarlı olmalıdır. Yani bu çağrılara cevap olmalıdır. Belediye bizde. Belediye. Kalktı şu an. Kalktı değil mi? Belediye.